Bu sayının 70 tane negatif tam sayı böleni varmış. Asal çarpanlarına ayırıp oradan hareket edebiliriz. Kaç tane sıfır olduğunu bilmiyoruz şu an. Ama bir isim verebiliriz. Mesela x tane olsun. Eğer x tane sıfır varsa burada gördüğümüz sayı aslında 8 çarpı 10 üzeri x'tir. Yani kaç tane sıfır varsa o kadar 10 vardır orada. 8'i asal çarpanlarına ayırırsak 2'nin kübüdür. 10'u çarpanlarına ayırırız. 2 çarpı 5 üzeri x. Her birinden x tane olacak. Yani 2 üzeri 3 vardı. 2 üzeri x. Şunların üstü 1 tabi. Ayrı ayrı dağıtacağız. 5 üzeri x. Bu x'ini birleştiririz. Tabanlar aynı. Üstler toplanmalı. 2 üzeri 3 artı x. Diğeri de 5 üzeri x. İşte asal çarpanlarını ayırdık. Şu üstleri birer artırıp çarptığımız zaman pozitif bölen sayısını ve haliyle de negatif bölen sayısını buluruz. Negatif bölen sayısı şunların birer fazlasının çarpımı. Şöyle yazıyorum. Negatif bölen sayısı eşittir. Şunların birer fazlası. Yani 3 artı 1'in bir fazlası. 3 artı x'in pardon. 3 artı x'in bir fazlası. Diğeri de x'in bir fazlası. Şöyle. Bunun sonucu 70'miş. 70 tane olduğunu söylüyor. Şurası 70. Eşittir. Bunları toplayalım. X artı 4. Bu tarafta x artı 1. Şimdi istersek birbiri üzerine dağıtıp ikinci derece denkleme dönüştürebiliriz. Ama önce şunu deneyelim. Bunu çarpanlarına ayırmayı deneyelim. İki tane sayı bulacağız. İki tane çarpan. Biri diğerinden 3 fazla olacak. Şu sayı bu sayıdan 3 fazla çünkü. Biri diğerinden 3 fazla olan iki sayı arayacağız. Onlar da 7 ve 10 zaten. 7 ve 10 diye ayırırız. Demek ki bizim x sayımız, pardon 7 olunca, x artı 1 7 olunca x 6 olmalı. Şöyle x artı 1 7 olursa x eşittir 6 olur. Demek ki bizim x sayımız 6. Burası 6 olunca tamamı 7 geliyor. Buraya 6 yazınca şurası 10 geliyor. 10 çarpı 7'den 70. Demek ki x sayısı 6. Tabii bizim sayımız şöyleydi. Sayımız şöyle 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6 tane 0 var. 6 basamak burada, bir de 8 var. 7 basamak. Bizim sayımız 8 basamak. Yani şuradan bulacağımız sayının bir fazlası kadar olacak.